Bulut, durup durup bir icat çıkartıyorsun. Bu limanı almak için vurdun, vuruldun. Ne demek satmak? Memati, ben artık hayata ekonomik bakıyorum. Krizde nakit para her zaman iyidir. Bulut, sen kafayı mı yedin? Muhasebeci mi oldun? Sana da tavsiye ederim ortak. Para kurşundan daha delice. Ben hissem hisse satamam. Ben sattım. Haberin olsun. Lafa satacağım diye başladın, sattım diye bitirdin. Ortak, seninle direkt konuşulmuyor ki. İlla alıştıracaksın. Efendim, Mehmet Fikret Beyler geldi. Beklesinler. Gelsinler. Bulut, ben burayı satmam, sattırmam. Ya sanki seni kötü birisiyle ortak ediyoruz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demedim mi İbrahim şimdi Memati de oradadır diye? Dediniz efendim. İyi çocuktur, delikanlıdır. Polat'tan ayırmam kendisini, demedim mi İbrahim? Telefondaydım efendim o sırada, sanırım duymamışım. Gerçi sen demişsindir ama ben yine de söyleyeyim. Biz limanı satmıyoruz. Vallahi dedim satmayacaklar diye. Demedin mi İbrahim? Bana dediniz Fikret Bey. Abime de söyledim. Bu devirde liman almak yanlış. İlla alacaksak yarısı Polatlar'da kalsın, yarısı bizde. Hiç değilse riski paylaşmış oluruz. İbrahim'in bir kızını benim sekreter yaparız. Milletvekili bir dostumun kızını da senin sekreterin yaparız Memati. Kafamız rahat eder. Teşekkür et ortağımıza kızın için İbrahim. Teşekkür ederim. Sağ olsun ortağım, bana daha bugün haber verdi. Hepinizin de bildiği gibi ben burada imza sahibiyim. Söz sahibi değil. Polat Alemdar da satılsın der mi? Hiç zannetmiyorum. Bizim için fark etmez Memati'cim. Sizlerle ortak olmaktan çok mutlu oluruz. Eğer satmaya karar verirseniz de ayrıca mutlu oluruz. Değil mi İbrahim? Siz öyle diyorsanız doğrudur Fikret Bey. Ben iki tarafı da tanıyorum. Çok iyi anlaşacağınıza inanıyorum. Şimdi şirket ortaklığını evlilik gibi düşünürsek... Hangimiz karıyız, hangimiz koca Bulut? Ticaretin cinsiyeti olmaz. Dini, imanı, milliyeti olmaz. Hele bir liman dediğiniz yere herkes girebilir. Girebilmelidir. Memati, sana limandalar diyorum. Nereden bileyim limanın neresindeler? Ya benimle konuşacağına git limanı araştır. Memati, Muro bana lazım. Mümkünse de İskender'e yaklaşma. Ben geliyorum. Tamam usta. Ne Muro'su? Buradaymış şerefsiz. Asıl ne İskender'i? O da buradaymış. Polat Alemdar neredeymiş? Sana ne? Bu merak nereden bulaştı sana İbrahim? Bu senin başına iş açar. Demedi deme. Ben vururum bu Muro'yu. Yok ya. Liman artık senin yerin değil.
Benim mekanımda kimi vuruyorsun? Ortak. Herif böğrüme sıktı iki tane. Senin mekanın, benim mekanım, Allah'ın mekanı diye ayırt eder miyim? Camide olsa yine sıkarım. Bulut, amcamın oğlundan bahsetmiyoruz. Senden önce ben sıkayım ama... Sıkma dediyse Polat Alemdar, sıkma mıkma yok. Ortak, sen beni hiç anlamıyorsun. Bulut, belki patron konuşturur, sorgular. Sonra bir kıyak yapar bize verirse... Söz, senle beraber sıkacağız. Şu imza işini bitirsek de biz gitsek. Ben görgü tanığı olmak istemiyorum. İskender'miş, Muroy'muş. Başkanım, baş memati ve Bulut Yalçın da burada. Ulan lanet olsun benim içimdeki bu devrimci mıknatısa. Nerede bir psikopat var kendine çekiyor. Sence bu limanı Hazar Beyoğulları alır mı ortak? Ben senin yerinde olsam silahı burada bırakır koşar kağıtları imzalardım. Yarın burası tarla fiyatına anca gider ortak. Ara İbrahim, ara. Ara abimi. İskender'e bizim burada olduğumuzu söylesin. Bu tarafa ateş etmesinler. Efendim, sizin aramanız daha doğru olur bence. Ben abimi arıyorum. Sen 155'i ara İbrahim. Abim cevap vermiyor. Aradın mı 155'i İbrahim? Efendim, aramaya ne gerek var? Havai fişek atılmadı, besbelli. İbrahim, sen nasıl benim hayatımı riske atarsın? Sen bunun hesabını veremezsin. Sakin olun Mehmet Fikret Bey. Bu çatışma bizi ilgilendirmiyor. Bu odadan çıkmadığımız sürece güvende sayılırız. Çık dışarı İbrahim. Git İskender'i bul. Bizi buradan çıkarsın. İskender beni ne tanır Mehmet Fikret Bey? Şimdiye kadar sen tanıtmamışsan senin kabahatin. Sen Hazar Bey oğullarının İbrahim Velidisin. Gideyim efendim ama sizi yalnız bırakamam. O zaman ara 155'i, polis çağır. Çatışma birazdan biter Mehmet Fikret Bey. Polisler mi geldi İbrahim? Siren sesi yok. Hayır efendim. Muro İskender büyüye teslim oldu. O İskender o Muro'yu öldürür. Niye öldürsün efendim? Muro İskender'in işine yarıyor. Var mısın iddiaya İbrahim? Varım efendim. Seni hiç bu kadar iddialı görmemiştim İbrahim. Bu işleri az çok bilirim efendim. İbrahim, bakma piro içtiğime. Benim çocukluğum bu işlerle geçti. İskender Muro'yu öldürür. Öldürmez efendim. Alırım 100.000 dolarını. Asıl ben sizin 100.000 dolarınızı alırım Fikret Bey. Muro, öyle ya da böyle öleceksin.
Örgüt de seni yaşatmaz. Polat Alemdar da, devlet de, açıkçası ben de. Bir tek şansın var, benim dediğimi yapmak. Kardeşim, siz senaryoyu yazmışsınız, bana diyorsunuz ki çık oyna. Ya senaryoyu yazarken bana mı sordunuz? Tamam, senaryo hızlı ve kötü yazılmış olabilir. Peki ücret? Ücret de yok. O zaman ben niye çıkıp oynayayım? Öleceksin diyorum sana. Ya ben de sana öleceksin diyorum. Var mı bunun bir anlamı? Sadece gülerim bu dediğine. O zaman ben de senin söylediğine güleyim bari. Ha 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 ha! Büyük İskender, Washington Enstitüsü'nün yazdığı senaryo kadar kötü bir senaryom var. Ve benim gibi bir lider, bu kötü senaryoda figüran olmaz. Sen hangi Amerikan filminde başrolün öldüğünü gördün ki? Ne istiyorsun benden Mura? Ben ve çok değerli iki yardımcımın hayat garantisini istiyorum. Ve asla itirafçı statüsünde olmam. Ne itirafçısı? Ben seni halkının temsilcisi olarak görüyorum. Ben seni önce kamuoyunun gözünde aklayacağım, sonra da halkının temsilcisi olarak meclise sokacağım. Yok ya. General ölümünü üzerine yıktığın adamı sen nasıl aklıyorsun? İktidarı ben alacağım. O generali öldürdüğün için sen kahraman olacaksın. Yok. Benim bir çözümleme yapmak için vaktim var mı? Yok vaktin. Birazdan emniyetten çocuklar gelecek. Sizi alıp götürecekler. Eğer onlara teslim olmazsanız ölünüzü alıp götürecekler. Ulan lanet olsun be. Halkım için buna davet. Umarım bu halkımın emperyalistler karşısında attığı son imza olur. Geri çekiliyoruz. Anlaşıldı. Ortak nereye? Ne demek nereye? Muro'yu vuramadığımız gibi bir de üstüne tutuklanalım mı? İçeriye. Ben o adamı bulmam lazım. Bulursa selam söyle. Başkanım, ben polis kimliği istemem. Niye Çatın? Köyde geçmiyor ki. Kırsal kesimde jandarma kimliği daha doğru olur. Çatın, sen mevzuyu yanlış anladın. Biz şu anda durumu kurtarmak için Büyük İskender karşısına taktik değiştirdik. Ve karşılığını aldık. Hayattayız. Mebus kimliğini kaptın. Bir bana uzman çavuş kimliğini çok görüyorsun değil mi? Vallahi başkanım, ben bekçi kimliğine de razıyım. Şuradan bir sağ salim kurtulaydık iyi olurdu. Değil mi? Lanet olsun sizin gibi devrimciye. Ulan bir kimliğe beni de, halkınızı da satıyorsunuz. Başkanım, haddim olmayarak nabzınızı ölçtüm. Mebusluğa tav değilsiniz. Çetin, 3,5 atıyorsun, benim nabzımı mı ölçüyorsun? Bırak lan o resmi. Cezaevinde, kantinde mi satacaksın? Hücremi asarım başkanım. Lan yürü git. En fazla hücrede kendini asarsın. Terbiyesiz. Ahmet Serkan, neredesin?
Geldim Zeki. Kapının önündeyim. Tamam, merak etme, biz alacağız. Açın kapıyı, açın. Çocuklar, teslim oluyoruz hadi. At onu yere. Atamam, sanata saygısızlık yapamam. Ulan lanet olsun Çetin sana. Alın. Ya dur. Tamam kardeşim, iteleme, biniyoruz işte. Polis götürdü Murat'ı Fikret Bey. 100.000 dolarınızı alırım. Ne biliyorsun İbrahim öldürmeyeceklerini? Efendim, ama herkes bir gün ölecek. Biz İskender Murat'ı öldüreceği üstüne iddiaya girmedik mi? Ben sana limanda mı öldürecekler dedim İbrahim. Demediniz efendim, demediniz. O zaman ne konuşuyorsun? Anlaşıldı efendim, anlaşıldı. Her zamanki gibi üstüne yatacaksınız. Limanın sahipleri kim? Bu arkadaş. Memati Bey, bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Ben kar ortağıyım. Limanı temsile bu yetkili. Efendim, çatışma çıkmadan önce biz sattık. Mehmet Fikret Bey'i alacaksınız o halde. Buyurun gidelim Mehmet Fikret Bey. Demedi deme İbrahim. Daha ilk günden emniyete gidiyorsak bu limandan çekeceğimiz var. Buyurun. Dediniz efendim.